Rahman ve Rahim Allah'ın namı ile başlayman. Ey iman keltirgenler! Ahdnamalarga vafa qiling. Sizge keyin tilovat qilinadiganlardan başka çorva hayvanları halal qilindi. İhramdalik vaqtingizda ovni halal sanamagan holingizda. Albatta Allah irada qilganini hukm qiladir. Ey iman keltirganlar! Allah'ın nişanelerini, haram ayını, hediyini, asılgan bilgilerini ve Rabbilerden fazil ve razılık dilep, Beyt-ül Haram'ını kast kılıp çıkarlarını özünüzge halal hesaplamayın. İhramdan çıkıp halal bulsanız, av kıla verin. Mescid-ül Haram'dan tüskeni üçün bir kavmini kattık yaman görüşünüz, ularga tajovuzkorlik qilishingizga olib bormasin. Yaxshilik va taqvo yo'lida hamkorlik qiling. Gunoh va dushmanlik yo'lida hamkorlik qilmang. Allohga taqvo qiling. Albatta Alloh iqobi shiddatlidir. Sizlarga o'limdek qon, cho'chqa go'shti Allah'tan özgege atap soyurgen, boğulup olgen, urup öldürürgen, yıkılıp olgen, süzüşten olgen, yırtkıs yegen hayvallar, meğer olmay turup soyup alsanız halal, ve butlerge soyurgen hayvallar, hem de çöpler ile fal açsanız haram kılındı. Bu fısktır. Bugungi kunda küfür keltirganlar diningizga zarar yetkazishdan umid uzdilar. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugungi kunda sizga diningizni mukammal qilib berdim. Sizga ne'matimni batamom qildim va sizga islomni din deb rozi bo'ldim. Kimki gunohga moyil bo'lmagan holida qattiq ochlikda majbur bo'lib qolsa, albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Sendan ularga nima halol qilinganini so'rarlar. Sen, sizlarga pok narsalar halol qilindi. Avcı hayvanlardan Allah sizge örgatgan narsalardan ularga ham örgatib, itke örgatilgandek qilganlaringiz sizge tutup bergan narsadan yeyaveringler ve ularga Allah'ın namını zikir etingler. Allah'ga taqvo qilinglar. Albatta Allah o'ta tez hisob qiluvchidir deb ayt. Bugungi kunda sizlarga barcha pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning taomi siz uchun haloldir. Sizning taomingiz ular uchun haloldir. Iffatlari saqlangan mu'minalar va sizdan oldin kitob berilganlardan bo'lgan iffatlari saqlangan ayollar ham agar iffatingizni saqlagan zinoga bormagan va o'ynash tutmagan holingizda mahrlarini bersangiz sizga haloldir. Kim iymonni inkor qilsa, uning amali habata bo'ladi va oxiratda ziyon ko'ruvchilardandir. Ey iymon keltirganlar, namozga tursangiz yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlari ila boshlaringizga mas tortib oyoqlaringizni to'piqlari ila yuvinglar. Agar junub bo'lsangiz poklaninglar. Agar bemor yoki safarda bo'lsangiz yoxud sizdan biringiz hojatdan kelsa yoxud ayollarga yaqinlashgan bo'lsangiz u suv topa olmasangiz pokiza tuproq ila
teyemmüm kılın. Bəs ondan yüzlərinizə və qollarınızə məhz tartın. Allah sizlərə qiyinçilik doğdurışını istəməz. Amma sizlərini paklaşını və sizlərə öz nimətini bətamam qılıb verişini iradə qılədir. Şayət ki, şükür qılsanızlar. Allah'ın sizge birgen nimetini ve sizden organ ahd-ı peymanını isleyin. Uşende içtik ve itaat kıldık degen ediniz. Ve Allah'a takva kılın. Elbette Allah kökslerdeki nerselerini hem ute bilucidir. Ey iman keltirgenler! Allah için haqda turin, adalatli guvah bolin. Bir qavumni qattiq yomon ko'rishingiz sizni ularga nisbatan adolat qilmaslikka olib bormasin. Adolat qilingki, u taqvoga yaqinroqdir. Allohga taqvo qiling. Albatta, Alloh qilayotgan amalingizdan o'ta xabardordir. Allah iman keltirib, yaxshi amallarni qilganlarga va'da qildi. Ularga mag'firat va buyuk ajr bo'lar. Kufr keltirganlar va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar, ana o'shalar do'zax sohiblaridir. Ey iman keltirganlar, bir qavm sizga qo'l uzatmoqchi bo'lganida Allah ularının kollarını sizden kaytargan çağıda, onun sizge birgen nimetini isleyin. Ve Allah'a takva kılın. Mu'minler Allah'a yine tevekkül kılsınlar. Ve tahkik, Allah Banu İsrail'nin ahd-ı peymanını aldı. Ulardan 12'sini nakib kılıp yubardık. Ve Allah aytdi, elbette ben sizler bilenmen. Eğer namazını tüküs eda etseniz, zekat verseniz, Resullerimge iman keltirseniz, ularını kullab kuvvetleseniz ve Allah'a yakşı kaz verseniz, elbette sizin yamanliklerinizini uçuracakmen, hem de sizni aslılarından anharlar akıp duradigan cennetlerge kiritecek men. Bas, şundan keyin hem sizden kim küfür keltirse, ve tahkik, doğru yoldan adaşıptır. Ahd-ı peymanlarını büzgarları üçün ularını lanetledik ve kalplarını kattık kıldık. Ular kelimelerini öz ornudan özgartırırlar. Özlerigi isletirgen narsalardan köp ulusunu unuttular. Ularının az girelerinden başkalarını mudam hıyanat uzra körürsen. Bas ularını avf et ve utub yuvar. Elbette Allah yakşilik kılıçlarını sevedir. Ve biz nasaralarımız digerlerden hem ahd-ı peymanlarını aldık. Bas, ular özlerige isletirgen narsalardan köp ulusunu unuttular. Biz ular arasında adavat ve nefretini kıyamet günü geçe kozgattık. Allah elbette ularga kılmışları hakkıda haber veredir. Ey ahli kitablar! Ve tahkik, Resulümüz sizlerge kitaptan bir kitap yürgen köp güne narsalarınızı özünüzge bayan kılıp, köpünü afu kılucu bulup geldi. Ve tahkik, sizlerge Allah'tan nur ve açık aydın kitap geldi. Allah, özünün razılığını istegellerini o bilen salam yollarına başlar. Ve onlarını öz izni ile zulmetlerden nurge çıkarır. Hem de sırat-ı müstakimge
hidayet kılır. Allah bu Mesih İbni Meryem'dir degenler ve tahkik kafir buldular. Ularga eğer Allah Mesih İbni Meryem'ni, onun anasını ve yeryüzüdeki barcha kişilerini halak etişini irade kılsa, kim o zattan birer narsaga malik bola alır? Halbuki, asmanlaru yer ve ularının arasidagi narsalarning padişahligi Allah'nikidir. O nimani xohlasa yaratadir. Ve Allah her bir narsaga o'ta qodirdir, deb ayt. Yahudi ve nasoralar, biz Allah'ning o'g'illarimiz ve uning mahbublarimiz dediler. Ularga unday bo'lsa, nima uchun u sizlarni gunohlaringiz tufayli azoblaydir? Balki sizlar u yaratgan bashardirsizlar. U kimni xohlasa mag'firat qiladi va kimni xohlasa azoblaydi. Osmonlar u yer va ularning orasidagi narsalarning podshohligi Allohnikidir. Qaytib borish faqat ungadir, deb ayt. Ey ahli kitoblar, batahqiq rasullardan bo'sh davridan keyin bizga hech qanday xushxabar beruvchi ham, ogohlantiruvchi ham kelmagan demasligingiz uchun rasulimiz sizlarga bayon qiluvchi bo'lib keldi. Bas, batahqiq sizlarga xushxabar beruvchi ham, ogohlantiruvchi ham keldi. Va Alloh har bir narsaga o'ta qodirdir. Esla, Musa o'z qavmiga dedi: "Ey qavmim, Allohning sizga bergan ne'matini eslang. Ichingizda anbiyolar qildi, sizlarni podshohlar ayladi va sizga olamlar aro hech kimga bermagan narsalarni berdi. Ey qavmim, Alloh sizga bitgan muqaddas zaminga kiring. Ortingizga qaramangki, ziyon ko'ruvchilarga aylanib qolursiz." Ular: "Ey Musa, unda zo'ravon qavm bor. Ular undan chiqmagunlaricha biz hech qachon u yerga kirmasmiz. Agar ular undan chiqsalar, biz kiruvchidirmiz", dedilar. Ularning Allohdan qo'rqadiganlaridan bo'lgan va Alloh ne'matlantirgan ikki kishi: "Ularning ustiga eshikdan kirib boringlar. Qachon unga kirsanglar, albatta g'olib bo'lasizlar. Agar mu'min bo'lsangiz, Allohgagina tavakkul qilingiz", dedilar. Ular: "Ey Musa, modomiki ular bor ekan, hech qachon u yerga kirmasmiz. Sen Robbing bilan borib, ikkovlan ularga qarshi urush qilaveringlar. Biz bu yerda o'tirib turuvchimiz", dedilar. U: "Robbim, albatta men o'zim va birodarimdan boshqaga ega emasman. O'zing biz bilan fosiq qavmning orasini ajratgin", dedi. U: "Albatta, u yer ularga 40 yilgacha haromdir. Ular yer yuzida sarson bo'lib yurarlar. Bas, fosiq qavmga achinma", dedi. Ularga odamning ikki o'g'li xabarini haq edi tilovat qilib berdi. O'shanda ikkovlari qurbonlik qildilar. Bas, birlaridan qabul qilindi, boshqasidan qabul qilinmadi. U: "Albatta, men seni o'ldirajakman", dedi. Narigisi aytdiki: "Albatta Alloh taqvodorlardangina qabul qiladir. Agar meni o'ldirish uchun menga qo'l cho'zsang ham, men seni o'ldirish uchun senga qo'l cho'zuvchi emasman.
Elbette min alemlerinin Rabbi Allah'tan korkamam. Elbette menin günahımını hem özünün günahını hem alıp getip alav ahliden buluşuğunu hakleymen. Ana oşa zalimlerinin cezasıdır. Nefsi unga biraderini öldürüşünü yakış görsetti. Bez onu öldürdü. Şu sebepten ziyankör uçilerden buldu. Allah yer kevleydigan karganı unga biraderinin cesedini kandey kumuşunu kursatış üçün yubardı. O, şorum kurusun, bana şu kargaçalik bulup biraderimnin oligini köme almadı mı? Dedi. Bes, o nedamat kılıçlardan buldu. Şunun için hem ben o İsrail'e kim bir canını birer can sebebisiz ya ki yeryüzüde buzgunçilik kırmasa hem öldürse kuttu hemme adamlarını öldürgendik buladı. Kim onu tırıltırsa kuttu hemme adamlarını tırıltırgendik buladı deyip yazdık. Batahkik Resullerimiz ularga açık aydın hüccetler alıp geldiler. Sonra oşenden keyin hem ulardan kopları yeryüzüde haddan aşuvçilerden buldular. Allah'a ve onun Resulüge karşı uruş kıladıkarlarının, yeryüzüde buzgunçilik üçün say hareket kıladıkarlarının cezası, elbette öldürülmakları, ya ki asılmakları, yahut kol ve ayakları karama karşı tamamdan kesilmağı, ya ki öz yerlerden sürgün kılınmaklarıdır. Bu ularga dünyada şermendelik bulur, ahirette ise ularga ülken azap var. Meğer ularga kadir buluşunuzdan aldın tavba kılgerlerge, bilin ki elbette Allah ota mağfiretlidir, ota rahimlidir. Ey iman keltirgenler! Allah'a takva kılınız ve onge vesile ahtarınız hem de onun yolunda cihat kılınız. Şayet ki zafer tapsanız. Elbette küfür keltirgenlerde yeryüzündeki hemme nerse ve yana şunçası bulup ona kıyamet gününün azabıdan tavan kılıp verseler hem ulardan kabul kılınmaz. Ularga alemli azab var. Ular alavdan çıkmakçı bulurlar. Ama ondan çıka almazlar. Ularga daimi azab var. Oğru erkek ve oğru ayağının kollarını kesinler. Bu Allah'tan bezdiruvchi iqob olarak kasb qilgan narsalariga yarasha jazodir. Alloh o'ta izzatlidir, o'ta hikmatlidir. Kim zulmidan keyin tavba etsa va isloh qilsa, Alloh albatta tavbasini qabul qiladir. Albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Osmonlar u yerning podshohligi Allohniki ekanini, u kimni xohlasa azoblashini va kimni xohlasa mag'firat qilishini hamda Alloh har bir narsaga o'ta qodir ekanini bilmasmiding? Ey Rasul, og'izlari ila iymon keltirdik deb qalblari iymon keltirmaganlar va yahudiy bo'lganlardan iborat kufrga oshiqayotganlar seni mahzun qilmasin. Ular yolg'onga ko'p quloq soluvchilar, senga kelmagan boshqa qavmga ham ko'p quloq soluvchilardir. Kalimalarni o'z o'rinlaridan qaror topganidan keyin o'zgartirurlar. Ular, agar sizga ushbu berilsa, olinglar. Agar bu berilmasa, hazır bo'linglar, derler. Alloh kimni fitnaga solishni iroda qilsa, unga Allohdan biror narsaga molik bo'la olmassan.
Ana oşalar Allah kalplerini paklaşını irade kılmagan kimselerdir. Ularga bu dünyada şermandelik var. Ularga ahirette ulkan azab var. Ular yolg'onga ko'p quloq soluvchilar, haromni ko'p yeyuvchilar. Agar senga kelsalar, oralarida hukm chiqar yoki ulardan yuz o'gir. Agar ulardan yuz o'girsang, hargiz senga biror zarar yetkaza olmaslar. Agar hukm qilsang, oralarida adolat ila hukm qil. Albatta, Alloh adolat qiluvchilarni sevadir. O'zlarida Tavrot bo'la turib, unda Allohning hukmi bo'la turib, qanday qilib seni hakam qidurlar u, so'ngra o'shandan keyin ham yuz o'girib keturlar. Ular mu'min emaslar. Biz Tavrotni nozil qildik. Unda hidoyat va nur bor. U bilan Allohga bo'ysungan nabiylar Yahudi bo'lganlarga hukm yuritirlar hamda robboniylar va ahvorlar ham. Allohning kitobi ularga ishonib topshirilgani va unga shohid bo'lganlari sababli odamlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni ozgina bahoga sotmanglar. Kim Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritmasa, bas ana o'shalar kofirlardir. Unda ularga jonga jon, ko'zga ko'z, burunga burun, quloqqa quloq, tishga tish va jarohatlarda qasos farz qildik. Kim u qasosni sadaqa qilib yuborsa, bu unga kafforatdir. Kim Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritmasa, bas ana o'shalar zolimlardir. Izlaridan Iso ibn Maryamni o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi qilib yubordik. Unga ichida hidoyat va nur bo'lgan Injilni o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi hamda taqvodorlar uchun hidoyat va mau'iza qilib berdik. İncil ahli unda Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritsinlar. Kim Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yuritmasa, bas ana o'shalar fosiqlardir. Va senga kitobni haq ila, o'zidan oldingi barcha kitobni tasdiqlovchi va ularning ustidan nazorat etuvchi qilib nozil ayladik. Bas ular orasida Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yurit. O'zinga kelgan haqni qo'yib, ularning havoyi nafslariga ergashma. Sizlardan har biringizga alohida shariat va maslak qilib qo'ydik. Agar Alloh xohlasa, hammangizni bir ummat qilib qo'yar edi. Lekin u sizlarni o'zi bergan narsada sinamoqni istaydir. Yaxshiliklarga shoshilingiz. Hammangizning qaytishingiz faqat Allohgadir. Biz u sizga ixtilof qilgan narsalaringizning xabarini berur. Ular orasida Alloh nozil qilgan narsa ila hukm yurit. Ularning havoyi nafslariga ergashma va ular seni Alloh senga nozil qilgan narsada fitnaga solishlaridan hazir bo'l. Agar yuz o'girsalar, bilki, Alloh ularni ba'zi gunohlari tufayli musibatga solishni iroda qiladir. Albatta, odamlardan ko'plari fosiqlardir. Jahiliyat hukmini istaydilarmi? Aniq ishadigan qavmlar uchun Allohdan ko'ra hukmi yaxshiroq kim bor? Ey iymon keltirganlar, Yahudi va Nasoralarni o'zingizga vali do'st tutmang. Ular bir-birlariga do'stdirlar. Sizdan kim ularni do'st tutsa, albatta u ulardandir. Albatta
Allah zalim kavimlerine hidayet etmez. Kalplerde kesellik varlarının zaman eylenip bizge musibet yetişiden korkamız deyip ular tamam şaşırganını köresen. Acab emez ki Allah fatih ya ki uz tamamından bir an iş keltirse yu uzlar ise sırlaşken derselerige nedamat kılseler. İman keltirgenler uzlarını sizler bilen deyip Allah'ın namı ile can cahları bilen kasem içgenler meneşüler mi deyişedi. Emelleri hebete buldu. Bes ziyan körüçülerden buldular. Ey iman keltirgenler! Sizlerden kim diniden kaysa, Allah elbette uzu sevadigan ve ular hem Allah'ını sevadigan kavmini keltirir. Ular mu'minlerge haksar, kafirlerge kattık kol, Allah'ın yolunda cihat kırırlar ve malametçinin malametinden korkmazlar. Bu Allah'ın fazlı bulup, özü haklagen kişisige biredir. Allah kamrağı kendir, öte bülüçidir. Elbette veliyiniz fakat yine Allah, onun Resulü ve boysungan hallarında namazını tüks eda etip, zekat beredigan iman keltirgenlerdir. Kim Allah'ını, onun Resulü'nü ve iman keltirgenlerini vali kılıp alsa, bas, elbette Allah'ın güruhu uzları galiblerdir. Ey iman keltirgenler! Dininizni ermek ve oyun kılıp organ, sizden aldığın kitap verirgenler ve küfür keltirgenlerini vali dost tutmayın. Eğer mumun bulsanız, Allah'a takva kılın. Eğer namazga rida kılsanız, onu ermek ve oyun kılışadı. Bu ularının akıl yürütmeydigan kavimligidendir. Ey ahli kitaplar! Bizni fakat Allah'a hem de özümüzge nazil kılıngan ve avalları nazil kılıngan nerselerge iman keltirgenimiz için ve sizlerinin köpçülüğünüz fasık bulganınız için ayıplaysizler mi? Deyip ayıt. Sizlerge Allah'ın huzurunda bundan hem köre sevabı yamarrak kimsenin haberini bireyim mi? Ular Allah lanetlegen, gazap kılgen, ulardan ayrımlarını maymunlar ve çocuklar kılgen, hem de tağutka ibadet kılgen kimselerdir. Ana oşalar, yaman mertebedege ve doğru yoldan en edeskerlerdir, deyip ayet. Ular huzurunuzga kergelleri de iman getirdik derler. Halbuki ular küfür ile kirib şubhasız oşa ile çıkkandırlar. Allah ular berkitgenler seni yaxşı bilucidir. Ve ulardan köplerinin günahke, düşmanlikke ve haram yemakka aşıkı yatkenini köresen, kasem ki kalayatken işleri kandey hem yaman. Rabbaniyleri ve ahbarları ularını günah etişlerinden ve haram yiyişlerinden kaytarsalar bulmaz mı? Kasem ki kılayatken hunarları kandey hem yaman. Yahudiler Allah'ın kolu bağlangandır dediler. Kolları bağlansın ularının. Aytganlari uchun la'natga uchrasinlar. Aksincha Allohning ikki qo'li ochiq, xohlaganicha nafaqa qilur. Senga Robbingdan nozil qilingan narsa albatta ulardan ko'plarining tug'yon va kufrini ziyoda qilajak. Ularning orasiga qiyomat kunigacha dushmanlik va nafratni soldik. Ular har qachon urush alovini yoqsalar,
Allah onu uçurur. Ular yeryüzüde buzgunçilik üçün sa'yı hareket kılırlar. Allah buzgunçilik kılıçlarını sevmez. Eğer ahli kitaplar iman keltirip takva kılgelleri de idi, elbette ularının yamanlıklarını uçurgan ve naim cennetlerine kiritgen bulardık. Eğer ular Tevratga, İncilge ve ularga Rabbilerden nazil bo'lganlarga to'liq amal qilganlarida edi. Albatta, ustilaridan ham, ayoqlari ostidan ham yegan bo'lar edilar. Oralarida mu'tadil ummat ham bor. Ularning ko'plarining qilgan amallari juda ham yomon. Ey Rasul! Senga Rabbingdan nozil qilingan narsani yetkaz. Agar shunday qilmasang, uning risolatini yetkazmagan bo'lasan. Alloh seni odamlardan saqlar. Albatta, Alloh kofir qavmlarni hidoyat qilmas. Ey ahli kitoblar, Tavrotga, Injilga va sizga Robbingizdan nozil qilingan narsaga to'liq amal qilmaguningizcha hech narsada emassiz deb ayt. Senga Robbingdan nozil qilingan narsa albatta ulardan ko'plarining tug'yon va kufrini ziyoda qilajak. Bas, kofir qavmlarga achinma. Albatta iymon keltirganlar Yahudi bo'lganlar, sobiylar va nasoralardan kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa va solih amal qilsa, ularga xavf yo'q va ular mahzun ham bo'lmaslar. Batahqiq, Banu Isroilning ahdi paymonini oldik va ularga rasullar yubordik. Har qachon biror rasul ularning nafslari istamaydigan narsani keltirsa, bir guruhini yolg'onchiga chiqarib, bir guruhini qatl qilar edilar. Hech qanday fitna, sinov bo'lmas deb ko'rukar bo'lib oladilar. So'ngra Alloh ularning talablarini qabul qildi. Keyin ulardan ko'plari Yana ko'ru kar bo'lib oldilar. Alloh ularning qilayotgan amallarini ko'rib turuvchidir. Albatta, Alloh Masih ibn Maryamdir deganlar batahqiq kofir bo'ldilar. Masih esa, "Ey Banu Isroil, mening Robbim va sizning Robbingiz Allohga ibodat qiling." Kim Allohga shirk keltirsa, albatta Alloh unga jannatni harom qilur va uning joyi olovdir. Va zolimlarga hech qanday nusrat beruvchilar yo'qdir, dedi. Albatta Alloh uchtaning biridir deganlar batahqiq kofir bo'ldilar. Yagona ilohdan o'zga hech qanday iloh yo'q. Agar aytayotganlaridan qaytmasalar, ulardan kufr keltirganlarini albatta alamli azob tutadir. Allohga tavba qilib, undan mag'firat so'ramaydilarmi? Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Masih ibn Maryam bir rasul xolos. Undan oldin ham rasullar o'tgan. Uning onasi esa Siddiqadir. Ikkovlari ham taom yer edilar. Ularga oyatlarni qanday bayon qilayotganimizga nazar soluv, keyin ularning qayoqqa o'g'irilib ketayotganlariga nazar sol. Sen siz uchun na zarar va na foydaga molik bo'la olmaydigan Allohdan o'zga narsaga ibodat qilasizlarmi? Alloh o'ta eshituvchidir, o'ta biluvchidir deb ayt.
Sen, ey ahli kitaplar, dininizde nahak haddan aşmayın. Ve ilgari özleri adaşıp ve köpçülükünü adaştırıp, doğru yoldan çıkanlarının havayı nefslerine ergeşmeyin deyip ayt. Banu İsrail'den küfür keltirgenlerini Davud ve İsa İbni Meryem tilleri de lanetlendiler. Bu asilik kılgenleri ve haddan aşkerleri üçündür. Ular özleri kılgen yaman işten birbirlerini kaytarmaz ediler. Kasem ki, kılayatken işleri kandey hem yaman. Ulardan köplerinin küfür keltirgenlerini vali dost tutayatkenini köresen. Kasem ki, ularga nefsleri takdim kılgenlerse, Allah'ın ularga gazap kılgeni ve azapta mangu kalışları kandey hem yaman. Eğer Allah'a, Nebiga ve unga nazil kılgenlerse iman keltirgenleri de edi, ularını vali dost tutmaz ediler. Lekin ulardan köpleri fasıklardır. Yahudi ve şirk keltirgenlerinin iman keltirgenlerge nispeten adamlarının en adavatı küçlisi ekenini tapasan. Ulardan iman keltirgenlerge dostligi yakırrağı biz nasaralarımız degenler ekenini tapasan. Bu ularının içide dini alimler ve rahiblar bo'lgan eden ve ularının mütekebbirlik kılmaslıkları sebebidendir. Resulge nazil kılıngan narsani tinglaganları da, haqni bilganlaridan ko'zlari tulub yosh to'kayotganini ko'rasan. Derler, Rabbimiz, iman keltirdik, bas, bizni guvohlik beruvchilar qatoriga yozgin. Bizga nima bo'libdiki, Allohga va bizga kelgan haqqa iymon keltirmas ekanmiz. Halbuki Rabbimiz bizni ham solih qavmlar qatoriga kiritishini tama qilyapmiz-ku. Aytganlari sababli Alloh ularga ostilaridan anhorlar oqib turadigan jannatlarni mukofot qilib berdi. Ularda mangu qoluvchi olaroq va mana shu yaxshilik qiluvchilarning mukofotidir. Kufr keltirgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar do'zax sohiblaridirlar. Ey iymon keltirganlar, Alloh sizga halol qilgan pok narsalarni harom qilmang. Haddingizdan oshmang. Albatta, Alloh haddidan oshuvchilarni sevmas. Va Alloh sizga rizq qilib bergan narsalardan halol poklarini yenglar. O'zingiz iymon keltirgan Allohga taqvo qiling. Alloh sizlarni behuda qasamlaringiz uchun tutmas. Lekin qasd ila tutgan qasamlaringiz uchun tutadir. Bas uning kafforati o'z ahlingizni o'rtacha taomlantirish miqdorida 10 ta miskinga taom yoki kiyim berish yoxud bir qul ozod qilishdir. Kim topa olmasa bas 3 kun roza tutsin. Ana o'sha, agar qasam ichgan bo'lsangiz, qasamingizning kafforatidir. Qasamlaringizni muhofaza qiling. Alloh sizga shunday qilib o'z oyatlarini bayon etadi. Shoyatki, shukr qilsangiz. Ey iymon keltirganlar, albatta, xamr, qimor va fol ochar cho'plar iflosdir. Shaytonning ishidir. Bas, undan chetda bo'ling. Shoyatki, zafar topsangiz. Albatta, shayton xamr va qimor tufayli oralaringizga adovat va nafrat solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni istaydir.
endi toxtarsizlar. Allohga itoat qiling va rasulga itoat qiling va hazir bo'ling. Agar yuz o'girsangiz, bilingki, rasulimiz zimmasida ochiq oydin yetkazish xolos. Iymon keltirganlar uchun agar taqvo qilib, iymon keltirib, solih amallarni qilgan bo'lsalar, so'ngra taqvo qilib, iymon keltirsalar, keyin taqvo qilib, yaxshilik qilsalar, yeb ichganlarida gunoh yo'qdir. Zotan Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadir. Ey iymon keltirganlar, qasamki, Alloh kim undan g'oyibona qo'rqishini bilish uchun sizlarni qo'llaringiz va nayzalaringiz yetadigan ovlardagi arzimas narsalar ila sinab ko'radir. Bundan keyin kim tajovuz qilsa, unga alamli azob bor. Ey iymon keltirganlar, ihromdaligingizda ovni o'ldirmang. Sizdan kim uni qasddan o'ldirsa, jazosi Ka'baga yetadigan hadiy o'laroq chorvadan o'zi o'ldirganining mislidir. Bu haqda sizlardan ikki adolatli kishi hukm qilur. Yoxud kafforat, miskinlar taomi yoki shu barobarida ro'zadir. Qilmishining oqibatini tatishi uchun o'tganini Alloh afv qildi. Kim qaytarsa, Alloh undan intiqom olur. Alloh o'ta izzatlidir, intiqom egasidir. Dengiz ovi va uning taomi siz va yo'lovchilar bahramand bo'lishingiz uchun sizga halol qilindi. Modomiki ihromda ekansiz, sizga quruqlik ovi harom qilindi. Huzurida to'planadiganingiz Allohga taqvo qiling. Alloh Ka'bani, Baytul Haromni, harom oyini, hadiyini va osilgan belgilarni odamlar uchun tirgak qilib qo'ydi. Bu Alloh albatta osmonlardagi narsalarni ham, yerdagi narsalarni ham bilishini va albatta Alloh har bir narsani biluvchi zot ekanini bilishingiz uchundir. Bilingki, albatta Alloh iqobi shiddatlidir va albatta Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta rahimlidir. Rasulning zimmasida faqat yetkazish bor xolos. Alloh sizlar oshkor qilayotgan narsalarni ham, berkitayotgan narsalarni ham biladir. Sen agar nopokning ko'pligi seni ajablantirsa ham, nopok pok bilan teng bo'la olmas. Allohga taqvo qiling, ey aql egalari, shoyatki zafar topsangiz, deb ayt. Ey iymon keltirganlar, har xil narsalarni so'rayvermanglar. Agar sizga izhor qilinsa, o'zingizga yomon bo'ladir. Agar ular haqida Qur'on nozil qilinib turgan chog'da so'rasangiz, sizga izhor qilinadir. Alloh ularni afv qildi. Alloh o'ta mag'firatlidir, o'ta hilmlidir. Sizdan oldin ham bir qavm ularni so'ragan, so'ngra esa ularga kofir bo'lib qolgan edi. Alloh na bahira, na soiba, na vasila va na homni qilgani yo'q. Lekin kufr keltirganlar Allohga nisbatan yolg'on to'qirlar. Ularning ko'plari aql yuritmaslar. Qachon ularga Alloh nozil qilgan narsaga rasulga kelinglar deyilsa, bizga ota-bobolarimizni nimaning ustida topgan bo'lsak, o'sha yetarli derlar. Ota-bobolari hech narsani bilmagan va hidoyatga yurmagan bo'lsalar ham,
Ey iman keltirganlar, o'zingizni biling. Agar hidoyatda bo'lsangiz, adashganlar sizga zarar qilmas. Hammangizning qaytishingiz faqat Allohgadir. Biz u sizga qilgan amallaringizning xabarini beradir. Ey iman keltirganlar, birortangizga o'lim kelganda vasiyat chog'ida o'zingizdan bo'lgan ikki adolatli kishi agar yer yuzida kezib yurgan bo'lsangiz u sizga o'lim musibati yetsa o'zgalardan ikki kishi o'rtangizda guvoh bo'lsin. Agar shubha qilsangiz ikkovlarini namozdan keyin ushlab turasiz va ular garchi qarindosh uchun bo'lsa ham u qasamni hech bir bahoga sotmasmiz va Allohning buyurgan guvohligini berkitmasmizki, bu holda albatta gunohkorlardan bo'lib qolamiz, deb Alloh nomi ila qasam icharlar. Agar ikkovlarining gunohga borganlari bilinib qolsa, o'rnilariga, ustilariga nohaqlik tushganlardan ikki yaqinroqlari tururlar va shubhasiz bizning guvohligimiz ularning guvohligidan to'g'riroq va biz tajovuz qilmadikki, u holda albatta zolimlardan bo'lib qolurmiz, deb Alloh nomi ila qasam icharlar. Mana shu guvohlikni haqqoniy ado etishlariga yoki qasamlaridan so'ng qasamlar qaytarilishdan qo'rqishlariga yaqinroqdir. Allohga taqvo qilinglar va quloq osinglar. Alloh fosiq qavmlarni hidoyat qilmas. Alloh rasullarni jamlagan kunda sizga qanday javob qilindi deb so'raydir. Biz bilmaymiz. Albatta sen o'zing g'ayblarni nihoyatda biluvchidirsan, derlar. Allah dedi, Ey İsa ibn Maryam, adamlarga beşikte ham, navqironligingda ham gapirlar ekansan, seni muqaddas ruh bilan qo'llaganimda, senga va validanga bergan ne'matimni esla, va senga yozishni, hikmatni, Tavrot va Injilni o'rgatganimni esla. Mening iznim ila loydan qush shakliga o'xshash narsa yasab, unga puflaganingda, mening iznim ila qush bo'lganini, mening iznim ila tug'ma ko'rni va pesni davolaganingni esla. Va mening iznim ila o'liklarni chiqarganingni esla. Yana Banu Isroilni ularga ochiq oydin mo'jizalar keltirganingda, ulardan kufr keltirganlari bu ochiq oydin sehrdan o'zga hech narsa emas deyishganida sendan daf qilganimni esla deganini yod et. Havoriylarga, menga va rasulimga iymon keltiring deb vahiy yuborganimda iymon keltirdik va guvoh bo'l, biz albatta musulmonlarmiz deganini esla. O'shanda havoriylar Ey İsa ibn Maryam, Rabbing bizga osmondan yasatilgan dasturxon tushira olurmi? Dedilar. U, agar mu'min bo'lsalaringiz, Allohga taqvo qilinglar, dedi. Ular undan yeyishni, qalblarimiz xotirjam bo'lishini, bizga rost gapirganingni bilishni va unga guvohlik beruvchilardan bo'lishni iroda qilarmiz, dedilar. İsa ibn Maryam, Allohim, Robbimiz, bizga osmondan yasatilgan dasturxon tushirginki, avvalimizga yu oxirimizga bayram va sendan mo'jiza bo'lib qolsin. Va bizni rizqlantirgin. Zotan o'zing eng yaxshi rizqlantiruvchisan, dedi. Alloh Albatta men uni sizlarga tushiruvchiman. Bas keyin sizlardan kim kufr keltirsa,
Elbette men onu şunday azaplayman ki, adamlardan hiç kimni unday azaplamagayman, dedi. Esle, Allah aytti. Ey İsa ibn Maryam, sen adamlarga meni ve anamni Allah'tan özge ikki ilah kılıp alinler degenmidin? O aytti. O'zing paksan. Men haqqim yo'q narsani ayta olmayman-ku. Agar aytgan bo'lganimda batahqiq sen uni bilar eding. Sen mendagi narsalarni bilasan. Men sendagi hech narsani bilmasman. Albatta sening o'zinggina g'ayiblarni nihoyatda biluvchidirsan. Men ularga o'zing menga amr qilgan narsa mening Robbim va sizning Robbingiz Allohga ibodat qilingdan boshqani aytganim yo'q. Va modomiki oralarida ekanman, ularga guvoh bo'ldim. Meni o'zingga olganingdan so'ng sening o'zing ularga kuzatuvchi bo'lding. Zotan sen har bir narsaga guvohsan. Agar ularni azoblasang, bas albatta ular sening bandalaring. Agar ularni mag'firat qilsang, bas albatta sen o'zing o'ta izzatlisan, o'ta hikmatlisan. Alloh bu rostgo'ylarga rostgo'yliklari manfaat beradigan kun. Ularga ostilaridan anhorlar oqib turgan jannatlar bor. Ularda mangu qoruvchidirlar. Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Ana o'sha buyuk yutuqdir, dedi. Osmonlar u yer va ulardagi narsalarning podshohi Allohnikidir. Va u har bir narsaga o'ta qodirdir.